Yani ilk karavan muayenemizde bakalım bir eksik yedik bir şeyimiz var mı yok mu, neyini kontrol edecekler göreceğiz. Ben karavanı aldığım zaman bunun muayenesi yapılmıştı. Şimdi biliyorsunuz senede bir yapılıyor karavanların muayeneleri. Muayene zamanım gelmiş geçmiş, hatta ben farkında değilim. Bu okul telaşıydı, şu telaşıydı, bu telaşı, ben farkında değilim. Yani o aralarda sabitti. Bir trafiğe falan da çıkmadım. Yani karavanda birkaç bir şeyler vardı ya hani benim. Arkada invertörüm vardı, oynuyordu. Onu sabitlettim. Size onu da göstereceğim. Anahtarımı bir alayım, tamam. O invertörümü ben sanayideyim bu arada. Bakayım. İnvertörüm oynamıyor artık. Yerinde sabit. İşte dikiz aynı, bak. Buraya sabitledim ben. O oynamıyor. Yerinde sabit. Ona oynayan bir şey istemiyorlarmış karavanın içerisinde. Anladığım kadarıyla. Sonra bu dikiz aynamda bir şey vardı. Eğiklik vardı. Onları yaptırdım. Ha, dün ben bir de bir şey daha yaptırdım da. Onu daha sonra gösteririm ben size ya. Şimdi de benim sileceğim vardı. Sileceğimden hortumu kopmuştu. Hortumunu taktırmaya geldim. Değiştirmeye geldik. Arkadaş sağ olsun yardımcı oluyor. Nasıl? Havada mı durdurayım? Tamam. İyi mi? İşte bu hortumu kopmuş. Onu taktırıyorum. Onun dışında bir yaptıracağım, edeceğim bir şey yok benim. Çünkü biliyorsunuz dolaplarım kilitli. Oynamıyor kesinlikle yerinden. Bütün dolaplarımı taktırmıştım hatırlarsanız. Serdar takmıştı bunları. Televizyonum sabit. Bu masamda bir sıkıntı yok, sabit. Bakıyorum şu sabit de zaten kolay çıkmıyor ama altta da yine de çocuk kilidi koydum. Oynayıp düşebilecek herhangi bir şeyim yok buralarda. Bir sıkıntı olabilir mi? Olabilir. İlla ki olacaktır. Ben daha önce de ihtiyarı götürmüştüm. Tek seferde geçtim. Sadece farların far ayarları yok diye. Önemsiz bir hata yani. Önemsiz bir hata vardı. Onun haricinde kusursuz geçtim ihtiyar. Keşke onun videosunu da size çekip atabilseydim. Önemli değil. Karavan muayenesiyle ilgili bütün detayları ben size paylaşacağım. Dediğim gibi TÜRK'te ben muayene kısmına geldiğim zaman karavan yok orada. Minibüs olarak aldım. Minibüs randevusu olarak aldım. Plakayı, ruhsat seri numarasını girdikten sonra saatini seçtim. 372 lira dediğim gibi bana ücret çıktı. Sonradan egzoz muayenesine girdim ben. Bugün az önce daha doğrusu girdim. Egzoz muayenemizden de alnımızın akıyla geçtik. Gördüğünüz gibi alnımızın akıyla geçtik. Sileceklerden sonra yarından sonra daha doğrusu ben biraz problem olabilecek yerleri geç yaptırabilirim diye biraz geç kaldım. Hani ileri tarihi aldım muayeneyi. Aklıma gelen şeyleri de ben bu şekilde yaptırıyorum şimdilik. Başka da bir problemim var mı yok mu gidince göreceğiz beraber. Yani bir karavanın muayenesi nasıl yapılıyor? Senelik muayenesi bu. Ben muayene istasyonuna geldim şimdi. İlk girişte randevulu geliyorsunuz tabii buraya. Daha kolay oluyor. Saatiniz falan belli sizin. Sonrasında da veznenin hemen girişine numaratör koymuşlar. Bu numaratörden de yani yine plakanızı ve kilometrenizi girerek sıra numarası alıyorsunuz. Sırası numaram benim geldi. İçeriye girdim. Ruhsatım, kimliğim, kontrolü yapıldıktan sonra giriş işlemleri yapıldı. Bana makbuzum kesildi. 2021 yılı için muayene ücreti 372 lira arkadaşlar. Artı 90 lirada egzoz muayene ücreti var. Yani 460 lira. 460 lira. Her sene hani diyoruz ya kaça mal oluyor senelik yıllık gider.
isim okunmasını bekliyorum da bir yandan da. 460 lira kafadan senelik muayenemiz var bizim. Bu 460 lirayı her sene vermek zorundayız. Ya ben bu konuya takıldım. Normal kullanımda, hız sınırlarında, köprülerden geçişte, şunda bunda, ehliyetlerde B sınıfı mesela kullanıyor bunu. Hız sınırlarında normal özel araçlarla aynı, köprüden geçişte özel araçlarla aynı. Ama muayeneye gelince şu kamyonla, şu kamyonetle aynı muameleyi görüyoruz. Çok ilginç. Bizim de aslında 2 senede bir muayene girmemiz daha uygun olur bence. Her konuda araçlarla aynı. Ama her sene muayeneye girmek zorunluluğu var. Her neyse geçelim biz bu işi de. Dediğim gibi sıra numarasını aldım. İçeride veznede işlemlerimi yaptırdım. Şimdi ismimin okunmasını bekleyeceğim. Bu geçen süreçte de başka neler yaşayacağız bakalım. Hani bir geçmeyecek bir şey yok gibi geliyor ama hani siz de biliyorsunuz muayeneye araç götürmüşsünüzdür ya da götüren tanıdıklarınız vardır illaki. Ne olacağı belli olmuyor arkadaşlar. Hani gözünüzden kaçmış bir şey oluyor ya da ne bileyim oluyor. Bakacağız. Hani doğumhane kapısı bekler gibi beklemeye başlayacağız birazdan biz. Sıramız geldi arkadaşlar. Şimdi içeriye alıyorlar. Şundan da görür müyüz bilmiyorum. Göstereyim mi? Ben görüyorum da içeriği siz göremiyorsunuz herhalde. Bekleyelim bakalım. Yani ilk karavan muayenemizdi. Bakalım bir eksik yedik bir şeyimiz var mı? Yok mu? Neyini kontrol edecekler? Göreceğiz. Ben bir eksik olacağını zannetmiyorum ya. Yani en nihayetinde ekstra yapılmış herhangi bir şey yok. Zaten buralarda karavan da doğru düzgün anlayan da yok herhalde. Bu ne falan diye sordu. Karavan dedim. He dedi. Bakalım ne bulacaklar. İçeriye almadılar da alıyorlar. Neyini kontrol ediyorlar bilmiyorum. Her sene biz bunu yaşayacağız arkadaşlar. Karavan alacaksanız her sene yaşanacak bu. Şimdi sadece 750 kilo altı çekme karavanlarda bu olay yok. Bilginiz olsun. Ekstra bu da bilgi olsun size. Ben zaten daha önceki bir videomda karavan ehliyetiyle ilgili bir videoda karavan ehliyetini polise sordum videosunda. Bu konuda da bir bilgi vermiştim size de. Gene de o videoyu kaçıranlar için 750 kilo altı karavanlarda muayene, vergi, şu bu herhangi bir şey yok. B sınıfıyla sürebiliyorsun. Evet. Muayene işimiz bitti arkadaşlar. Gönül isterdi tabi muayeneden geçtik demeyi ama olmadı. Bir tane kusur çıktı. Şimdi ben TÜİTÜRK'ün içerisinde daha doğrusu o camlı bölümün oradan da çok güzel görüntüler falan da almıştım ama teknisyen arkadaş sonradan yani TÜİTÜRK mahkemeye veriyor işte bir şeyler söyledi bana. O yüzden o görüntüleri yayınlamayacağım. Bayağı onunla buna her şeyine baktılar ettiler. Hani bayağı kontrol ettiler aslında her tarafını. Zaten benim projenin haricinde normal ilk muayenesi değil bu biliyorsunuz. Yani ilk muayenesini yaptırırken proje istiyorlar. O proje haricinde hani bir tadilat, tamirat çok detaylı etkileyecek yani güvenliği etkileyecek herhangi bir şey zaten yapılmadı ama bayağı bir kontrol ettiler. Neticede ağır kusur olarak el freni frenleme etkisi yeterli değil çıktı arkadaşlar. Benim zannedersem el freni biraz tam olarak tutmuyor mu? Yeterli derecede tutmuyor mu? O çıktı. Hafif kusur olarak da yani motor yağ kaçakları, diferansiyel yağ kaçakları. Çok az kaçaklar vardı. Onlardan haberim vardı. Servis fren pedal lastiği yıpranmış. Servis freni. Yani normal fren pedalından bahsediyor herhalde. Camlar sonradan film yapıştırılmış. Bunlar hafif kusur olarak geçti. Bunun dışında el freni dediler. El freni önemli arkadaşlar. Yani bir yerde bir kaçak olur, bir şey olur. Biliyorsunuz bu araçlar havalı frenlere sahip. Yani bir yolda, belde, sağda, solda bir sıkıntı yaşamayalım frenlerle. Yani ben şu anda yerime geldim.
her zamanki yerime geldim. Gelmeden önce de sanayiye uğradım. Sanayide de bu fren için gün aldım. Hani bugün yoğun olduklarını söylediler. Yarın sabah 8.30'da ben frenlerimi yaptırmak üzere sanayiye geçeceğim. Bu muayenelerde arkadaşlar, bu muayenelerde iki hakkınız oluyor. Bu birinci hakkımızdı. İkinci hakkımızda da ağır kusurlar giderilmediyse eğer muayene hakkımız yanıyor. Bir şey yok. Evet, sadece o arkadaşlar, sadece o. Ufak tefek tabi far ayarı bilmem ne, yani onlar önemsiz şeyler. Onları yaptıracağım ben sanayiye gittiğim zaman. Yani far ayarlarını falan şey yapacağım. Tamam, yani yaptır, burada muayeneden beni bırakan tek kusur el freni. Dediğim gibi onu yaptırırken yanında da şu yaptırabileceğim hafif kusurlar falan da yaptırmak istiyorum ben. Aradan çıksın, ben böyle hafif kusur hafif kusur her neyse onları yaptırırım, aradan çıkar, tertemiz yolumuza bakarız. Evimizin güvenliğinden de, yol esnasındaki güvenliğinden de bir şüphe duymamış oluruz. Aslına bakarsanız bu muayeneler biraz daha sıkı olsa sanki daha iyi olacak. Sizin şimdi siz kızacaksınız bana ama hani şu el freni mesela ben tutuyor diye biliyorum. Hani benim bildiğim tutuyor. Onun dışında atıyorum bazı araçlarda, oradaki araç sürücüleriyle de görüştük. Fren hortumunda çatlaklar var. İşte bilmem neler var. Yani bunları bizim biliyor olmamızın imkanı yok. Bu yüzden bu kontroller bence önemli. Bence birazcık daha sıkılaştırılabilir. Hani daha detaya inilebilir. Yani bunlar bizim güvenliğimiz için arkadaşlar. Bilmiyorum, hani ücret olarak derseniz ücret çok. Ona bir şey demiyorum. Ücret çok. Hani 370 artı 90 460 lira. 460 lira değil de bu 100 lira olsun. Her sene bizi kontrol etsinler mesela. Zaten muayene sırasında karavanlar da kamyonlar gibi muamele gördüğü için, ticari araçlar gibi nedense, her sene zaten muayeneye giriyoruz biliyorsunuz. Önemli değil. Ben bunu yaptırırım. Daha sonradan muayeneye tekrar gün almamız lazım. Randevuyla gideceğiz. Gün alacağız. Ve muayeneden geçmiş olacağız. Bir şey çıkmadı ya. Bayağı incik cincik kontrol ettiler yani. Benden bugünlük bu kadar. Karavanımızın muayene işlemleriyle ilgili anlatacağım başka da bir şey yok. Videoları beğeniyorsanız beğenin. Altta beğen düğmesi var. Kanala da abone olup beni desteklerseniz çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.